Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde bugün hareketli saatler yaşandı. Hastane afet planlaması kitlesel yaralanmalı olay tatbikatında bir trafik kazası sonrasında acil serviste yapılması gerekenler uygulandı. Tatbikatta 57 öğrenci ve personel görev aldı. Baştan sona gerçek bir acil servis ortamında uygulanan tatbikat, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Ersel ve Ege Üniversitesi Güvenlik Şube Müdürü Hacer Çolpan önderliğinde düzenlendi. Tatbikat senaryosu Manisa-İzmir Karayolu'nun Bornova girişindeki kavşakta sabah servis otobüsü ve 4 otomobile freni patlayan bir tır şiddetle çarptı. Bir araçta patlama meydana geldi. Araçların bazılarında yangın da çıktı. Kazanın ardından kazazede rolündeki yaralılara 112 tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde 6 uzman doktor, 10 asistan ve 5 hemşire müdahale etti. Tatbikata Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20 öğrencisi ve Akut İzmir biriminden 16 gönüllü yaralı rolüyle destek verdi. Gerçekleştirilen tatbikatla acil serviste görev alan asistanların uygulama yapmasını sağlamak ve acil tıpın afet alanlarındaki eksikliklerini saptamak amaçlandı. Gerçekleştirilen tatbikatın sonucunda eski yoğun bakım alanının ve travma odasının acil durumlar için ayrılmış olmasının, acil servisin günlük işleyişinde aksaklık yaratmamasında önemli bir etken olduğu, acil servis kapasitesinin gelen yoğunluktan etkilenmediği gözlemlendi. Tatbikatla ilgili konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumandaoğlu, bu tip kazaların gerçekten yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu tür acil müdahale gerektiren durumlara hazırlıklı olabilmemiz için her yıl bir tatbikat çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımızda bize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum dedi. 3,5 da var.